Merhaba arkadaşlar. Görgü kuralları ve nezaket dersi 1. dönem 1. yazılı sorularıyla birlikteyiz. 1. sorumuz: Görgü toplumda eskiden beri devam eden zarafet ve saygıyla ilgili davranış şeklini ifade eder. Nezaket kavramı ise kişisel nazikliği, inceliği ve kibarlığı ifade eder. Buna göre bir görgü kuralı yazınız. Eminim ki hepiniz yüzlercesini biliyorsunuzdur arkadaşlar. Biz buradan basitçe iki tane yazalım. Siz de kendinize göre cevap verebilirsiniz. Birinin konuşmasını bölmeden onu dinlemek, yemek yerken ağzı şapırdatmamak. Cevabımızı bu şekilde yazıp ikinci sorumuza geçelim. İkinci soru: Dinimiz İslam, görgü kuralları ve nezaket içeren birçok davranışı tavsiye etmektedir. Görgü ve nezaket içeren bu davranışlara 3 örnek veriniz. Edepli olmak, mahremiyete saygı göstermek, başkalarının haklarına saygılı olmak, mütevazı olmak, yaşlılara saygılı göstermek, hayvanları ve çevremizi korumak gibi örnekler yazabilirsiniz arkadaşlar. Siz buradan 3 tanesini seçip yazabilirsiniz. Sonraki sorumuza geçelim. Üçüncü soru: Her şey incelikten, insan kabalıktan kırılır. Atasözünü görgü ve nezaketin önemi açısından yorumlayınız. Bu söz insanlar arasındaki ilişkilerde incelik, saygı ve nezaketin ne kadar önemli olduğunu vurgular. Bu söz kaba davranışların insan ilişkilerini zedeleyebileceğini, incelik ve zarafetin ise insanları bir arada tutan en güçlü bağlar olduğunu ifade eder. Nezaket bir insanın hem kendine hem de başkalarına olan saygısını gösterirken, kabalık ise bu saygıyı yok eder ve insanların kalbini kırar. Cevabımızı bu şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. Dördüncü soru: Sadaka taşı uygulaması hakkında bilgi veriniz. Sadaka taşları Osmanlı ve Selçuklu döneminde arkadaşlar ihtiyaç sahipleri için oluşturulmuş camilerin ya da büyük imaretlerin avlularında yer alan içi oyuk taşlardır. Sadaka taşları hayırseverler para bırakır, ihtiyaç sahipleri ihtiyacı kadarını alır, kimsenin gururu kırılmadan yardım yerini bulurdu. Cevabımızı bu şekilde yazıp sonraki sorumuza geçelim. Beşinci soru: Okula gitmek için hazırlanırken hangi temizlik kurallarını uygularsınız yazınız. Burada uygulamamız gereken kurallar öncelikle el ve yüz temizliği, diş temizliği yani dişlerimizi fırçalamalıyız düzenli olarak, temiz ve düzgün kıyafetler giymeliyiz, ayakkabılarımızı temiz tutmalıyız, tırnak temizliğimize dikkat etmeliyiz, saçlarımızın temizliğine dikkat etmeliyiz. Ben bu şekilde yazdım arkadaşlar, siz de aklınıza gelenlerden ekleme yapabilirsiniz. Altıncı soru: Aile içi iletişimde saygı ve sevginin önemi nedir? Açıklayınız demiş. Aile bireyleri arasındaki sevgi bağı saygı ile sağlamlaştırılırsa huzur ortamı daha kolay sağlanır. Sevgi ve saygı bağının kuvvetli olduğu ailelerde özgüvenli çocuklar yetişir. Özgüveni olan bireyler toplumsal hayatta başarılı olurlar. Cevabımızı bu şekilde yazıp son sorumuza geçelim. Yedinci soru: Özür dilemek zorunda kalmamak, özür dilemekten daha erdemlidir sözünü açıklayınız. Bu söz hatalı davranışlarda bulunmadan önce dikkatli ve özenli davranmanın sonradan hata yapıp özür dilemekten daha değerli olduğunu ifade eder. Bu söz insanların davranışlarında sorumluluk alarak başkalarını incitmemeye, zarar vermemeye özen göstermesinin erdemli bir tutum olduğunu vurgular. Özür dilemek önemli bir erdem olsa da başkalarını zor duruma sokacak ya da kıracak bir davranışta bulunmamak daha ideal bir davranış biçimidir. Son sorumuzun cevabını da bu şekilde yazarak yazılı çözümümüzü burada bitiriyoruz arkadaşlar. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşça kalın.